Herkese yepyeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu, video başlığından anlayacağınız gibi, şimdi yeni Kasa CB125F çıktı biliyorsunuz. Biz de motorumuzu 150 cc'ye çevirdik. Takip eden arkadaşlar az çok bizi bilirler. Geçen en son paylaştığım videoda bayağı bir yorum aldım, paylaştığım bir sayfada. 125F sayfası. Motoru 150'lik yapmışsın, işte bilmem ne zırt vırt, biraz işte top speed konusunda iddialı bir video yapmıştım, işin açığı hala da iddialıyımdır. Yeni kasa CB125F'lerden çok çok daha iyi gidiyor. 125'lik hali de iyi gidiyor, 150'lik hali de iyi gidiyor bu makinenin. Amacım onu ispatlamak ve yeni kasa 125F'ten çok daha sağlam olduğunu ve önünün açık olduğunu ispatlamakta amacım. Şimdi bunu kanıtlamak amacıyla, ben de bilmiyorum işin açığı, ama bu motorun ne kadar yaktığına bakacağız sevgili dostlar. Şöyle bir litre benzin videosu, bir litre test videosu yapacaktım aslında işin açığı. Normalde yapmam gereken o olurdu. Şu an 150 cc'ye çevirdikten sonra hiç bir litre test videosu yapmadım. Ama düşündüm ki orada bazı arkadaşlar işte yeni kasa en azından 1.4 litre yakıyor gibisine bazı yorumlar yazmışlar sevgili dostlar. Ben de dedim ki madem yeni kasadan iyi diyorum bu makinaya, 150 cc'ye çevrilmiş hali yeni kasa 125F'ten az yakabilir mi acaba? Bunun bir videosunu yapayım istedim sizlere. Hem de yeni kasa F olanlar bir karşılaştırsın arkadaşlar. Hani çok yavaş gitmeyeceğim, mümkün mertebe 5. vitesten aşağıya düşmeyeceğim. Şehir içinde yapmayacağım bunu, uzun yolda böyle yapacağım. Genelde herhalde uzun yolda böyle çok düşük devirde yeni kasa F'lere 1.4-1.5 litre yakıt yaktırabiliyorlar. Hani 1.5 genelde en düşük gören herhalde. 1.4'ü gören var mı bilmiyorum. Gören varsa da nasıl yapmıştır onu da söyleyeyim. Yani çok düşük devirler. O şekilde belki uzun yolda böyle dur kalk yapmayacak, şehir içi olmayan bir yerde bu rakamı yakalamıştır diye düşünüyorum. Ben şöyle Kırıkkale yoluna doğru giriyorum sevgili dostlar. Şimdi depomu göstereyim size. Depom boş. Görüyorsunuz. Şu an motor 150'lik. Onu söyleyeyim. Belki bizi takip etmeyen arkadaşlarımız da bizi izleyecektir. Eğer bu motorla 1.4 litre ile 100 km gidebilirsek, ki trip metrem şurası. Onu da sıfırlayacağım arkadaşlar. Benzinin bittiği yerde, şu an bitmek üzere. İlk benzini bitireceğim. Benzini bitirdiğim yerde kameramı tekrar açacağım. Tekrar açtıktan sonra kesintisiz bir şekilde 1.4 litreyi boşalttıktan sonra uzun yola devam edeceğiz baba. Ondan sonra bakacağız motor ne kadar yakıyor. Yeni kasa 125F almak isteyenler hani bunu mu tercih etmeli, onu mu tercih etmeli, orası artık size kalmış. Normalde 150 cc performanslı bir şekilde bu motorun daha çok yakması lazım. Ama ben bu motorun 125F geçebilir de geçmeyebilir de daha önce hiç denemedim. Ama geçerse de büyük bir başarı elde etmiş oluruz sevgili dostlar. Üstelik çok düşük hızlarda da gitmeyeceğim böyle. 80-90'la gideceğim. Yani yeni kasa F'lerde genelde şey yapıyorlar. Hani böyle bayağı düşüyor. İşte 30 km, 40 km hızlarla falan gidiyor 1.4 litreyi yakalamak için. Hani ben genelde 90 km hızla sabit, stabil bir şekilde gideceğim. Daha sonra şehir içinde de bu testi yapabilirim. Tabii videoyu beğenmenize, yorum atmanıza ve videoya like atmanıza, aynı zamanda kanala abone değilseniz abone olmanıza bağlı. Ne kadar abone olup destek verirseniz o kadar çok test videosu, karşılaştırma videosu yaparız sevgili dostlar. Evet, şimdi şu depom boşalınca kameramı tekrardan açacağım arkadaşlar. Bakın. Gaz görüyoruz. Benzin yok abi. Bakın. Yolancı vesairesi. İşte bu. Kendi gazın kayıtta mıyız? Şimdi ses geldi. Tamam. Aslında biraz geride açtım kameramı ama görüyorsunuz. Çalışmıyor. Şimdi hiç kaydı kesmeyeceğim sevgili dostlar. 1.4 litre tam olarak yanımda yakıtım var. Şimdi yakıtımız bitti. Yanımda getirdiğim, hazırladığım 1.4 litre benzini sizlere bir göstereyim. Ondan sonra içine dolduralım. Bakalım yeni kasa 125F'ten çok daha iyi bir yol yapabileceğiz mi? Şu trip metremizi bir sıfırlayayım dostlarım. Bakın trip metremizi sıfırladım. Görüyor musunuz? Şimdi benzinimiz de 1.4 litre. Zaten şişeyi göstereyim. 1.5 litre normalde şişe. 1.4 litre. İnanmayanlar için tekrar bir marşa basalım. Yok abi. Gördünüz. Bismillah.
Hiçbir damlası uçmasın benzinin. Bir de 100 kilometreyi geçersek bu benzinle büyük bir başarı sağlamış oluruz. Hem 150 cc hem CB125F'lerden daha performanslı, hem de çok az yakan bir makina. Bir kaydımı kontrol edeyim, var mı? Şu an kayıt var, ses var, tamam. Normal olmaz, videonun heba olmasını istemiyorum. Çünkü sonuçta emek veriyoruz, zaman harcıyoruz yani en kötü. Tamam. Şimdi bakın, marşa basacağım, çalışacak. Gördünüz mü? Makina geldi. Trip metremi sıfırladım. Hadi şimdi yola başlıyoruz. Çok düşük hızlarda gitmeyeceğim. Videoyu hiç kesmeyeceğim. Siz inanmayanlar sardırmadan izlesin diye kesmeyeceğim. Hani diğer arkadaşlar, inananlar da bana, zaten güvenenler de, tamam motor senin dediğin gibi abi, video sonunda şu kadar gitmiştir, bu kadar gitmiştir diyenler de sardırıp video sonuna bakabilir. Ben ama videoyu kesmeden yola devam arkadaşlar. Şimdi interkomumdan biraz müzik açacağım. O sırada da videoya müzik koyarım. Belki hızlandırırım videoyu, belki hızlandırmam, belli olmaz. İnanmayanlar izlesin. Bakın normalde çok düşük devir çok yüksek devir gitmiyorum. Çok düşük hızda da gitmeyeceğim abi. 80 ile 90 arası gideceğim. Motor nasıl rahat gidiyorsa öyle götüreceğim ve uzun yolda gidiyorum şu an. Şehir içi değil bu testim. Şehir içi de test videosu yaparım inşallah. Ama önemli olan 1.4 litre ile bu makinayı 100 kilometre götürebilmek. Eğer bunu yapabilirsek cidden nasıl söyleyeyim? Hani yeni kasaya gücü yetmeyen arkadaşlar, bu motorun kıymeti bilinmiyor. Piyasada biraz ucuz. En azından bu kasa motoru alıp 150 cc'ye çevirip güzel bir şekilde uzun yola gayet işte performanslı bir şekilde hem de az yakarak gidebilirler sevgili dostlar. Şu an tam da tersten rüzgar alıyorum bu arada. Ama gene de yola devam abi. Ben biraz müzik açayım interkomdan. Size de müzik dinleteyim olmadı videoda. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something out of my dead. Will you regret everything that you did, that you said? Bu arada motoru hiçbir şekilde boşa atmıyorum. Yani elimi gazdan çekiyorum, boşa atma yok. Yokuş aşağı bile olsa hafif gaz veriyorum. 90'dan 80'den aşağıya düşmemeye çalışıyorum, hatta 90 ile 80 arası.
çok dik yokuşlardan mecbur rahat gitsin diye rahat gaz verdiğim için mecbur vites küçültmek zorunda kalıyorum. Daha yeni çok dik bir rampa vardı arkamda. Şu an 10 kilometreyi devirdik. İlk 10 kilometremiz hayırlı olsun. Benim tahminim bu motor yine, bakın bilmiyorum, normalde daha önce hiç bu yeni kasa 125 F ile alakalı böyle kıyaslama videosu yapmadım. Hatta videodan önce kendim de denemedim işin açığı, öyle söyleyeyim. Kendim bile denemedim yani. Video çekmeden önce. Bilmiyorum yani, bana da sürpriz olacak ama ben makinaya güveniyorum yani. CC yükselttikten sonra biraz daha iyi oldu diye tahmin ediyorum. Yani ne kadar rahat giderse makina, ne kadar devirsiz kullanırsanız o kadar az yakar. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something. Şu an inanmayacaksınız ama 90 mesela düz yoldayım şu an. 90 çok rahat ya. Makina cidden çok rahat gidiyor yani. Şimdi 125'lik olsaydı biraz daha gaz verecektim. Doğal olarak şey yapacaktım. Motor yakacaktı yani işin açığı. O yüzden motor büyüdükçe aslında ters orantılı bir şekilde kasa hafiflediği için düşük devir çok rahat gidiyor makina. Bu sefer yakında yakıttan tasarruf ediyorsunuz. Büyük motorda sadece bastığınız zaman yakıyor abi. Basmazsanız büyük motora da az yaktırmak mümkün. Bunu da ispatlamış oluruz bu videoyla. Şu an 28'deyiz. 30'a gelince bir göstereceğim gene kilometreyi size. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes.
Evet, şu an gördüğünüz gibi 30. kilometreye girdik sevgili dostlar. Never stop, never changed, all the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push pause, no I push play, I won't stop till I make a change, I withdraw on the things I make, I turn flaws into flawless traits, I build tall, never capped in space, I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. I'm up again, I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push pause, no, I push play, I won't stop till I make a change, I withdraw on the things I make, I turn flaws into flawless traits, I build tall, never capped in space, I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. Evet, şu an 39. kilometredeyiz ve 40'a gireceğiz birazdan. Sizlere göstereyim 40 kilometreyi. Sonra bir 10 kilometre sonra bir dönüş yapacağım. Gene bu geldiğimiz yolu bayağıdır da yokuş çıkıyorum bu arada. Tekrardan geri döneceğiz. Bu arada aşırı derecede tersten rüzgar alaraktan geldim. Onu da söyleyeyim yani, 80-90. Şöyle 39.6 oldu şu an kilometre. Bakın 5'ten genelde düşmüyorum yokuş çıktığım halde. Evet, şöyle 40. kilometreye girişimiz. Hemen gördünüz şurada. Şimdi üniversite var ileride. Tahminim üniversitenin oradan bir U yaparız. Ondan sonra orada 50 kilometreyi bulur diye düşünüyorum. Normalde bu yokuşu 4. vites çıkıyordum. Bayağı bir gidip gittiğim yol burası. Hani 4. vites çıktığım bir yerde burası. 4. vites çok yüksek devirle çıkıyordum burayı. Şimdi görüyorsunuz 5. vites daha, yani çok gaz vermek istemiyorum çok yakmasın diye. 90'la gidiyor ya stabil, işte uzun yolda 90. Bu arada Kırıkkale gerçekten çok sıcakmış ya. Acayip sıcakmış, bu ne böyle, Ankara biraz daha serin buraya göre. Kameramın şarjını bir kontrol edeceğim. Şarjımız da bitmek üzere. Neyse, batarya değişikliği yaparız olmadı. Bir tane bataryam var. Şuradan Ankara yoluna doğru tekrardan sapalım. Bu arada vitesi hiç boşa atmadım. 45. kilometre sayılır. 44 kilometre aslında, ama 45. kilometrede U çektik. Tekrar Ankara'ya doğru devam.
Artık ne kadar yol giderse bir batarya değişikliği yapabilirim yolda. Bataryam çok az. Bataryamızı kontrol ederim arkadaşlar. Evet, bataryamız bitmek üzere. 42 dakika olmuş. Şimdi şurada 50. kilometrede durayım hatta tam. Bir batarya değişikliği yapayım. Onda da mecbur videoyu keseceğim şimdi. O sırada da hatta şu kadoyla geçelim ya, benzin aldı falan demeyin şimdi. Hatta telefonumun kamerasını da açabilirim aslında. Tam batarya değişikliği yaparken de. Şöyle biz 50. kilometreye gelelim. 50. kilometrede bir duralım. Evet sevgili dostlar, görüyorsunuz 50. kilometreye geliyoruz. Şu an 50'deyiz. Şu sağda müsait bir yerde. Bakın. Şöyle şurada bir batarya değişikliği yapalım. 50. kilometredeyiz. Yeni bataryamızı taktık. Görüyorsunuz 50. kilometredeyiz. Motoru hiç stop etmedim. 10 saniye sürmedi zaten. Buradan devam. Burada 55. kilometremizdeyiz. Hadi gözümüz aydın. Ya yüzü buldurursak yeni kasa 125'e kadar yakıyordur. Yakıyor demek. Yani testimiz başarıyla galibiyetle sonuçlandı demek. 150 cc bir motorun 1.4 litre ve 80-90 arası çok nadir. 75-70'e düştüm. 80 ile 90 arası 1.4 litre gibi verileri yakalaması çok güzel bir şey.
Şu an 59. kilometre bitmek üzere sevgili dostlar. 59.4. Birazdan 60. kilometreye gireceğiz. Onu da göstereyim size. Ya benim tahminim 100 kilometreyi geçeriz diye düşünüyorum yani. 100'ü bayağı bir geçebilir. Bakın 60'a girdik. Gördünüz mü? 60. kilometre. Beşinci kilometredeyiz. 70'te tekrar bir kilometreyi göstereceğim sizlere. Sana sabitleyelim 5. vites. Bu arada 70. kilometreye girdik. Gördüğünüz gibi 1.4 litre benzinle 70 kilometre şu anda yaptık. Kaldı 30. 30 kilometreyi de yaparsa yapmayacak. Hayır, yapma. Hayır. Olamaz, olamaz, olamaz. Yok artık. Ah. Yapma be. Vay anasını. Evet, hiç uğraşmayacağım. Bir saniye, çalıştı. Hadi biraz daha. Ya. Evet, gördüğünüz gibi 70. kilometrede kaldık sevgili dostlar. Demek ki 150'lik hali yeni kasa CB125F'ten 30 kilometre az yapıyor. Normalde zaten bu motorun fabrika verisi 100 kilometresi 2.3 litre. Yani ben 2 litre benzin koysaydım bu motora emin olun 100 kilometreyi yapardım. Yani normal 125F'in eski kasa F'in fabrika verileri 2.3. Gerçekten de öyle yakıyordu 125 iken. Ama en azından 2 litreyi düşürmüşüz. Hızımız ortalama 70-80-90 arası gittik motorla. Gördüğünüz gibi 150 cc'yi 1.4 litre benzinle 80-90 kilometre hızla 70 kilometre gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Motor yaktıysa da zaten şu çıktığım yokuşlarda yakmıştır cayır cayır. Orada resmen hissettim yaktığını. Bu arada ön dişlimiz 16. Hani motorun. Onun da etkisi var mıdır bilemem. Hani 15 diş
bilinçli olsa biraz daha rahat giderdi işin açığı. Oradan da belki biraz kaybımız olmuş olabilir ama çok fazla etkilemezdi sanırım. İşte bir 10 kilometre, 5-10 kilometre daha fazla gidebilirdi o zaman zorlanmasaydı. Yeni kasa 125F yakıt konusunda gerçekten 1.4 litre yakıyorsa gerçekten iyiymiş. O verileri buldurabiliyorsanız. Belki baktığınız zaman hemen hemen aynı gidiyor olabilir. İki motorda, eski kasada, yeni kasada. Sonunda 70 kilometrede güzel bir rakam. 1.4 litre ile. Evet, bir videomuzundan sonuna geldik arkadaşlar. Videoda emek var. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolara like atmayı ve sormak istediğiniz bir şeyler varsa video altına yorum yazmayı unutmayın dostlarım. Hoşça kalın.